Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte kimya dersi 12. sınıf 2. dönem 1. yazılılardan senaryo 1'e göre hazırlanmış olanı birlikte çözeceğiz. Hem bu yazılımız, hem diğer kimya yazılılarımız, hem de diğer bütün derslerin yazıları açıklama kısmındaki oynatma listelerinde mevcut. Oradan diğer bütün derslerin yazılarını da göz atmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Ayrıca benim hazırladığım kimya konu anlatım videoları kimya soru çözüm videoları da açıklama kısmındaki oynatma listelerinde. Onları da mutlaka bir göz atın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Başlayalım. Birinci sorumuz bakın. Kovalent bağlı kimyasal türlerin Lewis formüllerini yazar kazanımına göre bir soru arkadaşlar. Hidrojen klorür molekülünün Lewis formülünü aşamalarıyla göstererek yazınız demiş. Hemen şöyle hidrojen 1s1. Hidrojenin biliyorsunuz 1a grubunda olduğu için bir tane noktası olması gerekiyor. Klora bakalım. Klorda 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Yani gördüğünüz gibi değer elektron sayısı kaç? 7. O zaman klorunda kaç tane olması gerekiyor noktasının? 7 tane olması gerekiyor. Şu şekilde yazıyoruz. HCl molekülü nasıl oluşur? Hidrojenle klor. Bu birer tane arkadaşlar. Elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. Böylece klor gördüğünüz gibi 8, hidrojense 2'ye yani klor oktet, hidrojen de dublet olmuş oluyor. Bu kadar. Berilyum hidrür molekülünün Lewis formülünü vermiş arkadaşlar. Buna göre molekülde merkez atomun hibrit orbitallerini gösteriniz. Yani nasıl hibritleştiğini gösterin demek istiyor arkadaşlar bize. Onu hemen şöyle kısa yoldan şöyle de yapabilirsiniz. Dersiniz ki berilyum iki tane bağ yapmış. İkisi de sigma bağı. Ondan dolayı iki tane sigma bağı yaptığı için sp'dir de diyebilirsiniz. Ya da eğer açıklamanız gerekiyorsa bakın. Berilyum şöyle 4. Yani 1s2, 2s2 şeklinde berilyumun elektronları. Şimdi biz bunu yazacak olursak eğer arkadaşlar 1s2 de gördüğünüz gibi 2 tane 2s2 de de 2 tane Elektronu var Ancak 2p arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl Boş Bu Ne diye geçiyor bakın şu kısım şöyle temel hal diye geçiyor Temel haldeyken böyle Ancak Buradaki elektronlardan bir tanesi zıplayıp 2p'ye geçiyor 2s1 Gördüğünüz gibi 2p1 arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi iki tane yarı dolu orbital olmuş oluyor. Bir de buna da biz arkadaşlar ne diyoruz? Uyarılmış hal diyoruz. Bakın daha sonra bu orbitaller ortalama bir enerji seviyesinde şöyle bir enerji seviyesi çizelim arkadaşlar. Şöyle kaynaşarak birbirinin aynısı özdeş iki tane hibrit yani melez orbital oluşturuyorlar. Bunlar bir tanesi bir tane P'den olduğu için de biz bunları nedir diyoruz? SP hibrit orbitalleridir diyoruz. Bütün olay bu. Bu sayede arkadaşlar bakın bunlardan bir tanesi şu bağı, bir tanesi de bu bağı yapmaya yarıyor arkadaşlar. Bu şekilde açıklarsanız tam puan alacaksınız. Geldik üçüncü sorumuza. VSEPR gösterimi AX3 olan bir molekülün geometrisini ve merkez atomun hibritleşme türünü gerekçelendirerek Yazınız demiş arkadaşlar. Bir kere isopor AX3 ise bu şu demek. Bir tane merkez atom var. Tabii ki. Üç tane etraf atom var. Üç tane etraf atom olabildiğinin en uzağına doğru yönlenmeye çalışıyor. Ve bunu da başarıyorlar. Çünkü üzerlerinde gördüğünüz gibi elektron çifti yok. Elektron çifti olmadığına göre bunlar en uzak noktalara doğru gitmek ister ve bunu da başarırlar. Molekülün geometrisi nedir? Arkadaşlar molekülün geometrisi düzlem üçgendir. Değil mi? Düzlem üçgen diyoruz biz bu şekle. Açılar 120 derece. Merkez atomun hibritleşme türü de bakın 1, 2, 3 tane sigma bu olduğu için merkez atom nedir arkadaşlar? SP2 hibritleşmesi yapar diyoruz. O kadar basit gördüğünüz gibi. Örnek isterlerse de sizden hemen bor hidrürü yazarsınız. Hatta bağ açıları da kaç derece arkadaşlar? Düzlem üçgen olduğu için 120 derece. Hidrokarbon türlerini ayırt eder diyor diğer kazanım. Aşağıdaki hidrokarbon bileşiklerini alifatik aromatik olarak gerekçelendirerek sınıflandırınız demiş. Şimdi aromatik ne? Arkadaşlar aromatik yapısında benzen halkası bulunanlara diyoruz biz. Bakın dikkat edin bu ikisinde var. Bu bileşiğimiz tolyen ve nasıl bir bileşik? Arkadaşlar aromatik bir bileşik. Alttaki zaten benzen. Tek başına arkadaşlar gördüğünüz gibi o da nedir? Bir aromatik bileşiktir. Diğerleri üstteki asetilen bileşiği adını sormamış gerçi ama sadece sınıflandırın demiş. Alttaki de etan bileşiği bunların ikisi de arkadaşlar aromatik halka içermediği için nedir diyoruz? Alifatik yapıdadır diyoruz. Bu kadar. Devam edelim. Alkanların adlarını diyor. Formüllerin özelliklerini kullanım alanlarını. Yupak kurallarına göre adlandırınız demiş. Arkadaşlar en uzun zincir gördüğünüz gibi. Numaralandırmaya sol taraftan başlarım. Çünkü metil sol tarafa yakın. Bunların arkadaşlar konu anlatım videoları var dediğim gibi. Eğer sıkıntınız varsa mutlaka bakın. Çok fazla örnekle bunları pekiştirmeyi sağlayabilirsiniz. Bakın burada gördüğünüz gibi iki taraftan da başladığınız zaman metiller nerede? Tam ortada. İki taraftan da başlamanız fark etmiyor. Şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki 3, 3, İkisi de 3'te çünkü. Nedir arkadaşlar? Araya özür dilerim virgül koymam gerekiyordu. 3, 3. Dimetil değil mi? Ana zincirimiz ne bizim gördüğünüz gibi? Pentan olmuş oluyor. Bu kadar. Basit erkenlerle ilgili arkadaşlar yine bakın sorumuz diyor ki aşağıdaki bileşiklerde siz trans izomerliğinin olup olmadığını gerekçelendirerek yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar siz trans olabilmesi için bu karbonlarda birer tane aynı grup olması gerekiyor. Bunda cis trans arkadaşlar yok diyoruz. Değil mi? Yok. Çünkü cis trans olması için bakın cis trans olması için şöyle diyelim. Karbonlarda birer tane aynı olması gerekiyor. Şöyle. Birer tane aynı olanlar ya aynı tarafta olacak, cis olacak ya da böyle farklı olacak, trans olacak. Buna baktığımız zaman yine bakın Aynı karbona bağlı gruplar var. Bundan dolayı yok diyoruz arkadaşlar. Burada bakın dördü de aynı olduğu için yok. Şöyle işaretleyelim. Burada ikisi birbirine karşı ne durumda? Trans durumda. Dolayısıyla bunda var. Buna baktığımız zaman arkadaşlar yine bakın burada Bakın dördü de farklı arkadaşlar. Hiç aynı iki tane yok. Dördü de farklıysa yer nedir burada? Yine biz yoktur diyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve yedinci sorumuz. Diyor ki aşağıdaki alkin bileşiklerini uç veya iç alkin olarak gerekçelendirerek sınıflandırınız. Arkadaşlar bakın buradaki hidrojenler gördüğünüz gibi üçlü bağdaki karbona bağlı olduğu için biz bunlara ne diyoruz? Uç alkin diyoruz. Buradaki asetilen kısmında hidrojen yok. Bundan dolayı biz buna iç alkin diyoruz. Burada yine bakın üçlü karbonlara bir tane hidrojen bağlanmış. Bundan dolayı bu nedir? uç alkindir diyoruz. Bakın eğer bu kısma bağlı bir hidrojen varsa şöyle varsa diyelim arkadaşlar. uç alkin eğer bu yoksa ne diyeceğiz o zaman iç alkin Değil mi? Bunun özelliği neydi? Bu uç alkin arkadaşlar. Burada gevşek bağlı hidrojen. Kolaylıkla yer değiştirme tepkimesi verebiliyor şeklinde ifade ediyoruz. Basit aromatik bileşiklerin adlarını formüllerini diyor. Yani burada yine bakın aromatik bileşiklerle ilgili bir sorumuz var. Aşağıdaki aromatik bileşiklerin yaygın adlarını yazınız. Arkadaşlar bu benzen bileşiği en temel aromatik bileşik. Metil bağlıysa bunun adı arkadaşlar Şöyle metil benzen ya da özel adını arkadaşlar bunun tliyen diye geçiyor. Bakın amino bağlı bunun da adı yine amino benzen ya da ne diye geçiyor? Anilin diye geçiyor. Dikkat edin. Anilin arkadaşlar bazik bir aromatiktir. Çokça bu özelliği de karşınıza çıkacak arkadaşlar sorularda ve geldik son sorumuza. Organik bileşikleri fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırır diyor. Bir bileşik vermiş. Bileşiğinin hangi fonksiyonel grupları içerdiğini yazınız. Arkadaşlar bakın şu kısım, şu kısım karboksil. Dolayısıyla biz burada diyoruz ki bu kısım karboksil asit kısmıdır ve o özelliği gösterir. Bu ise karbon 4 bağ yapmış, OH grubu var. Bu da ne özelliği gösterir? Alkol özelliği gösterir diyoruz. Bu kadar. Diğer yazılarda da görüşmek üzere diğer bütün derslerin yazılarını mutlaka inceleyin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar.